Tahmin ediyordum bunu. Evet, maalesef Savaş Bey. Faillerin bir an önce bulunması çok lehimize olur. Yoksa baş şüpheli benim. Polisin de herkesin de bildiği tek bir şey var. Kameralar önünde yumruk attınız Yavuz Moran'a. Yalnız benim karım ve oğlum da öyle birilerdi orada. Polise ifade verirken söyledim bunu. Bu doğru. Eşinizi çocuğunuzu tehlikeye atmanız beklenemez sizden. Ama bu adamın sizden başka görünen bilinen bir düşmanı yok. Belki... Belki ne? Polis Yavuz Moran'ın ifadesine başvurmak için kendine gelmesini bekliyor. Belki o da söyler bunun başka birilerinin işi olduğunu. Yavuz mu? Bu adamı bilmiyormuş gibi konuşmayın. Polisin benden şüphelendiğini öğrenirse bilhassa verir benim adamı. Bir şey bulabildiniz mi memur bey? Kim yapmış olabilir bunu? Hayır. Bu arada abinize düşmanlık besleyen birileri var mıydı? Bilginiz var mı bu konuda? Hayır, bir bilgim yok. Doktor bey, abimin durumu nasıl? Gözünüz aydın. Az önce uyandı. Durumu iyi. Görebilir miyim? Tabii, buyurun. Abi? Abicim. Canım. Çok şükür. Nasılsın? Doktor iyi dedi senin için. Sağ ol kardeşim, iyiyim. Ben ne kadar oldu geleli? 24 saati geçti. 2 ameliyat geçirdin. Çok ağır yaralıydın. Ben senin için... Ateş ettiler bize. Korkunç bir şey. Kim yaptı bunu abi? Biliyor musun? Polis dışarıda bekliyorlar. Nasılım? Zor bir soru sordun. Çok zor. Beğenmedin yani. Nasıl söyleyeceğini bilemiyorsun. Evet, doğru. Bilemiyorum ne diyeceğimi. Nasıl anlatacağım şimdi ben? Ne kadar güzel olduğunu. Sana aşık oldum. Hangi kelimelerle? Bilmem. Dene bence. Dur bakalım. Belki kokun alırsam bulurum o kelimeleri. Daha kötü oluyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Düşünme o zaman. Bir daha öp beni. Seni çok seviyorum. Ben de. Şeyi sordular bana. Ne sordular? Abinizin düşmanı var mı diye. Sen ne dedin? Demedim bir şey. Ama... Galiba savaştan şüpheleniyorlar abi. Bana öyle geldi. Çiçek Hanım, memur beyler abinizle konuşmak istiyorlar. Tabii buyursunlar. Ben dışarıdayım abicim. Onların işi bitince gelirim yine. Yok.
Yorma kendini, olur mu? Tamam. İyiyim ben, merak etme. Yavuz Bey, geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldu bu olay? Ben de anlamıyorum nasıl olduğunu. Çok hızlı olup bitti her şey. Bir arabadan kurşun yağdı üzerimize. Bütün hatırladığım bu. Peki şüphelendiğiniz biri var mı Yavuz Bey? Size zarar vermek isteyebilecek, düşmanlık besleyebilecek biri. Hadi canım, çıkıyorum ben. Güle güle canım. Savaş. Annenin morali bu olanlara bozuk hala, değil mi? Sadece o değil Yasemin. Yarın Mustafa'nın duruşması var ya. Ha. Canı asıl ona sıkkın. Doğru, evet. Annem söylemiyor ama hali hiç iyi değil. E, haklı. Evet canım. Neyse, konuşuruz. Güle güle canım. Ararım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi misin abi? Yormadılar seni, değil mi? Yorulacak bir durum yok Çiçek. Ne sordular peki? Savaştan şüpheleniyorlar, değil mi? Bilmem. Öyle galiba. Sen ne söyledin? Söylemem gerekeni söyledim. Hadi Baran'a devrilik oynayalım, ne olur. Olmaz, ben kız mıyım bebekle oynayayım? Ama ben seninle maç yaptım, kaleci oldum. Senden kaleci olmuyor ki. Sana 13 gol attım. İyi, ben de futbol oynama. Sıkıldım zaten. Bak şimdi, sen eve geleceksin, kapıyı çalacaksın böyle. Tamam mı? Sonra ben kapıyı açacağım, sana hoş geldin diyeceğim. Tamam mı? Öf, oyun mu bu yani? Sonra kızım bir gün çok büyümüş annesi diyeceksin. Tamam mı? Demeyeceğim, bana ne? Ya ne olur desen? Ama babam anneme hep böyle diyor. Ben geldim. Anne. Yaşasın kek. Havuçlu mu? Havuçlu tabii. En sevdiğinizden. Fidan yenge, ben okulu özledim. Ben de. Oh, aman ne güzel. Artık sizi sabah kaldırdığımda okula gitmemek için hastayız numarası yapmazsınız. Doğruca okula gidersiniz. Hadi bakalım. İyi iyi şimdi. Sağ olun. Tamam, iyi günler. Salim amcalar. Telefonun hiç susmadı abi. Çok arayanın oldu. Geçmiş olsun diyorlar. Sağ olsunlar. Bir de Ceyda Hanım diye biri aradı. Ver bakayım. Amiresin.
Sağdır, haklıdır. Merhaba Çiçek. Durumu nasıl? İyi sayılır. Polisler geldi az önce. İfadesini aldılar. Dinleniyor şimdi. Anladım. Ben de bir göreyim. Buyur hanım ağam. İçmeyeceğim ben. Yemeden içmeden kesildi bugün abla. Canım istemiyor Fidan. Aklım fikrim yarın ne olacağında. Mustafa'mın mahkemesi hayırlısıyla bir nihayete ersin. İyi bir haber alalım inşallah. Başka bir şey istemiyorum. Fidan, bakarsın salıverirler yarın ha. Keşke ablacığım, keşke. Ama biliyorum Fidan, biliyorum. Gençliği solacak o karanlıkta aslan gibi oğlum. Yapma abla. Şimdi dirayetli olmaktan başka çare var mı? Dua edelim de çok ceza almasın Mustafa. Ah Fidan, nasıl oldu da gitti vurdu Ahmet Moran'ı. Biri aklına girdi oğlumun. Başka türlüsünü aklım almıyor. Ben de seni bekliyordum Savaş. Bir geçmiş olsun demek için ne zaman uğrarsın diye bekliyordum. Ama sen başka bir şey için geldin galiba. Polise ne ifade verdiğimi merak ediyorsun. Ağzından çıkanın benim için bir hükmü yok Yavuz. Ne dediysen dedim polise. Ben sana son kez bakmaya geldim. Son kez. Son kez. Bir daha karşı karşıya geldiğimizde konuşmayacağız çünkü. Ben dört gözle o günü bekliyorum Yavuz. Bir an önce ayağa kalkmanı bekliyorum. Onun için geçmiş olsun sana. Gideceğim. Hasta ziyareti kısa olmalı. Ama şu dar zamanı iyi kullanalım. Söyle bana, nasıl uyuyabiliyordun geceleri? Benim kardeşimi katil ettikten sonra, onu öldürtmeye kalktıktan sonra, şurada sen gözünü açasın diye bekleyen kız kardeşini kaçırttıktan sonra, söyle Yavuz. Nasıl bakabiliyordun aynaya? Seni düşünerek Savaş. En zoru buydu biliyor musun? Şurada yaşayıp durmam. Bir şey benim için.
çok ceza verirlerse Fidan nasıl dayanırım ben? O oralarda gençliğini harcarken ben nasıl yaşarım? Nasıl gün görürüm? Dur bakalım ablacığım. Yarın ola hayrola, içini serin tutsa. Yarın Mustafa'nın mahkemesi var ya. Yapmayın böyle Şanur Hanım. Cezasını hafifletecek önemli ipuçları bulmuş avukat, biliyorsunuz. Öyle değil mi kızım? Ay inşallah iyi bir haber alırız. Ben ümitliyim. Ama sakin olup bekleyeceğiz. Adalete güvenmekten başka yapacağımız bir şey yok. Ay hepimizin yüzü gülsün artık kızım. Hiç anlamıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Doğru. Anlarsın. Sen anlamayı öğrendin çünkü. Benim elime silah verildi. Senin eline kalem. Çocukluk bitti. Ben hapishaneye gittim. Sen üniversiteye. Sen yabancı dil öğrenirken benim konuşacak kimsem yoktu. Bunların sebebi benim yani, öyle mi? Böyle mi açıklıyorsun yaptıklarını? Hı? Bilmem. Artık önemi yok benim için sebebin. Benim bir hayatım olmadı. Yok. Senin var. Hepsi bu. Benden uzak dur Yavuz. Benden. Ailemden uzak dur. Canını birazcık seviyorsan unutma bu dediğimi. Bu yatak var ya. Bu çaresiz bağlandığın yatak. Şu an seni nasıl koruyor bilemezsin. Savaş, neyin var? Kötü görünüyorsun. Yo iyiyim, bir şeyim yok. Ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Çiçek. Savaş'ın yüzü garipti çıkarken. Ben de merak ettim, seni bir bakayım dedim. Öyle mi? Farkında değilim. Ağrın var mı? Nasılsın abi? İyiyim. Sadece bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Canım. Sesini duymak istedim. Nasılsın? Sıkıntılıydım biraz. Ama sesini duyunca iyiyim şimdi. Ben de öyle. Hastaneden çıkıp şirkete gideceğim. Sen ne yaptın? Oğlum nasıl? İyi iyi, keyfi yerinde. Benim de işe uğramam gerekiyor aslında. Yasemin, ajansa gitmeden bir kahve içelim, olur mu? Olur. Konuşmamız lazım. Buluşalım bir yerde. Tabii canım, neresi olsun? Haldun, şurada bir çay içelim mi? Yok baba ya, yürüyoruz işte. Allah Allah, yine yürürüz oğlum. Gençlik böyle bir şey herhalde. Niye? Suç mu genç olmak? Hemen tersinden anlasan. Gençsin işte, ne güzel, üşümüyorsun. Yürü yürü, dondum ben ya. Onun için dedim bir çay içelim diye. Of baba ya, sanki sen yaşlısın. Konuyu değiştirme şimdi. İçiyor muyuz, içmiyor muyuz? E hadi içelim. Taze meyve suyu da vardı belki. Bir de İngilizce isimler koyuyorlar onlara, sen anlarsın. Biraz daha okula gidemezsem bildiğim İngilizceyi de unutacağım yalnız.
Vay, taşı gediğine koydun yani. Canım benim. Evden çıktığından beri aklım sendeydi. İyi misin? Sen yanımdayken iyi olmaman mümkün mü? Hı? Neler oldu hastanede? Konuşabildin mi? Boş ver. Canım ben sana asıl başka bir şey söyleyeceğim. Şu Ceyda senin ortağın. Ne olmuş Ceyda'yı? Hani sen bana Ceyda'nın Yavuz'u aradığını söylemiştin ya. Evet. Ben de Ceyda'dan şüphelenip onu takip ettirdim. Ceyda Yavuz'la buluşmuştu. Ne? Evet. Yavuz'a öyle ulaştık Yasemin. Ona güvenme. Merhaba. Aa, hoş geldin. Bir uğrayıp bakayım dedim. Burada olduğunu söylediler. Nasılsın? Ona da bir şey olacak diye çok korktum. Ama şimdi iyiyim. Abim için iyi olmak istiyorum. Böyle düşünmene sevindim. Bir şey içer misin, çay kahve? İçerim. Ama başka bir yerde. Bir de cam bardakta olursa. Öyle bir yer biliyorum. Efendim Ceyda. Seninle konuşmak istediğim bir konu var da. Konuşabilir miyiz? Önemli. Buluşalım, evet. Benim de seninle konuşacaklarım var. Anladım. Ben ajansa geçiyorum. Orada konuşuruz öyleyse. Yok yok Ceyda. İş yerinde konuşmak istemiyorum ben. Dışarıda buluşalım. Hı. Olur tabii. Sen söyle, ben oraya geleyim. Tamam. Ben Caddebostan'dayım şu anda. Tamam, tamam. Hastanelerde ilginç olaylara rastlıyor insan. Demin koridorda 70 yaşlarında iki hasta gördüm. İkisi de bypass ameliyatı olmuş. Adam kadına yaşını hiç göstermediğini söylüyordu. Kadın da adamın ne kadar dinç göründüğünü. Basbayağı kur yapıyorlar birbirlerine. Ne tatlılarmış. O zaman bir çay daha içer miyiz? Bakar mısın? Buyurun efendim. Bize iki çay daha getirir Tabii misin? Efendim. Çok sıkıcı bunlar. Sıkıcı mı? Eskiden bunlar da yoktu. Yok muydu? Tabii ya. Eskiden bu kadar kanal nerede? Tek bir istasyona talimiz o zamanlar. Ne çıkarsa dinliyoruz. Ey gidi günler be. Televizyon desen zaten çok sonra geldi. Radyoda Arkası Yarınlar vardı. Onu dinlerdik biz. Enteresan. Ne güzel geziyorduk baba. Bir tutturdun eve gidelim eve gidelim diye. Bana bu kadar gezmek yetti baba. Annene çok sıkıldığını söyleme bari. Babamla gezdik dolaştık, çok eğlendik de. Olur, öyle söylerim. Merhaba, çok beklettin mi? Yoo, tahminimden çabuk geldim. Otur. Ne konuşacaksın benimle? Önce sen söyle Ceyda, dinliyorum.
Ben Yavuz Bey'le buluştum. Neden? Ben ne demiştim? Bu adamla her türlü ilişki kesilecek demedim mi? Bir de tutup özür telefonu açtın sen bu adama. Yasemin dinler misin lütfen? Şimdi de buluştuğunu söylüyorsun. Evet. Ve bunu gelip sana anlatıyorum Yasemin. Bir dakika sakin olur musun lütfen? Neden buluştun Ceyda? Neden? İş teklif etti bana. Benimle tek çalışmak istedi. Ben de tabii ki hayır dedim. Anlıyor musun? Bu tekliften hoşlanmadığımı söyledim. Senin arkandan dolaşıp benimle konuşmak istemesi çok rahatsız etti beni. Bunu da söyledim ona. Neden inanayım sana? Yasemin bak anlıyorum. İkimiz de kızdık birbirimize. Ama ne olursa olsun ortağız biz. Bunu unutmam. İkimize de yapmam böyle bir şey. Ayrıca... Evet. Hastanedeymiş bu adam. Şaşırdım öğrenince. Kurcaladım. Vurulmuş meğer. Silahla işi olan adamla ne işimiz var zaten? Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Erken döndünüz. Ben daha gelmezsiniz sanıyordum. Oğlun sohbet etmiyor ki benimle. Ne yapayım? Olur mu öyle şey canım? Allah bilir bütün gün işten güçten bahsetmişsindir pala. İşten güçten mi? Söylesene oğlum annene. Tek kelime işten bahsettin mi bugün ben? Yok anne. İşten konuşmadık. Öyleyse niye sohbet etmedin babanla oğlum? Ne konuşayım anne? Eskiden televizyon yokmuş, radyoda arkası yarın diye bir şey varmış. İlahi pala. Ne var? Ne bakıyorsun? Aklıma o geldi, onu anlattım. Yarış arabasından, bilgisayardan mı bahsedeceğim? Hıyar. Ne düşünüyorsun peki? Yani ben sormadan söylemiş olması önemli. Doğru kabul ettim söylediklerini. Bir şans daha tanıyacağım Ceyda'yı, ne dersin? Sen öyle karar verdiysen tamamdır. Canım benim. Evet, Ömer Bey'in işleri de bitti. Öyleyse bana kaldın demektir. Hiç şikayetim yok. Buradan çıkınca yolun ilerisinde ne var, dikkat ettin mi hiç? Bilmem, hiç dikkat etmedim. Bir restoran. Orada 2 kişilik bir masa bekliyor bizi. Ablam inmedi mi? Çağırdım hanımım ama gelmedi. Aa Çiçek, hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Abin nasıl oldu? Nasıl olsun yenge? Ben de bir geleyim üstümü başımı değişeyim dedim. İyi etmişsin. Süzülmüşsün kızım. Karnını doyur, biraz dinlen, sabah yine gidersin. Hı hı. Savaşlar yok mu? Daraldı tabii onlar da. Bir yemek yiyip geleceklermiş. Yemeğe mi çıktılar yani? Ben de sana şirketi anlatayım. Anlat bakalım. Bakma öyle. Neden? Utanıyorum. Başka türlü bakamam. Sen bu kadar güzelken. Çok hoş bir yermiş burası. Ne güzel düşünmüşsün. Seninle baş başa kalma fırsatını kaçırır mıyım? Yani üçümüz baş başa demek istiyorsun. Bu arada bir doktora gidelim artık. Bebeğimiz nasıl merak ediyorum. Gidelim. Ama ufaklık gayet iyi babası. Konuşuyorum ben onunla. Öyle mi? Ne anlatıyor? Masallar anlatıyor. Mutlu biten masallar. Baksan şuna. Nereden öğreniyor onları?
aşık bir kadından. Kim bilir Mustafa'mın hali nasıldır şimdi oğlum. Yüreceği kuş gibidir. Öyledir anne. Ama sen ondan daha heyecanlısın. Ana yüreği oğlum. Ah, müebbet alırsa ben ne yaparım Savaş? Nasıl yaşarım? Anneciğim dur bakalım. Sen daha mahkemeye gitmeden böyle telaş yaparsan... Anne sen kal istersen. Ha? Ben korkuyorum. Yo. Tabii abla. Savaş haklı. Yo. Hiç oralara kadar gelme. Hayatta olmaz. Ben de geliyorum. Oğlum oradayken bu duvarlar üstüme üstüme gelir benim. İyi peki tamam hadi gel. Günaydın, burada mıydınız? Akşam geldim. Ama dışarıdaymışsınız, karşılaşmadık. Hı, evet. Abiniz daha iyiymiş. Evet, daha iyi. Kendine geldi. Ama bu sizi ilgilendirmiyor herhalde. Yoksa hayatınızı kurtaran bir insana bir teşekküre çoktan gelmiş olurdunuz. Ne zaman ne yapacağıma izin verin, ben karar vereyim, olur mu? Birazdan alacaklar bizde. Nasıl hissediyorsunuz Yavuz Bey? Hadi, yürümelisiniz biraz. Bir iki adım yürütelim sizi artık. Hadi. Hadi bakalım Yavuz Bey. Biraz gayret. Bacaklarımda derman yok sanki. Abicim iyi misin? Tamam. Hastamızı zorlamayalım öyleyse. Dinlenin biraz daha. Hadi. Ahmet Moran beni cinayet işlediğimi yeni anladı. Anlat bakayım, nasıl oldu bu? Ben bir kavgaya karışmıştım. Birini yaraladım. Öldü sandım. Öyle dediler. Çok korktum. Ölmemiş yani? Ölmemiş. Sonra bunun Ahmet Moran'ın tezgahı olduğunu öğrendim. Yani bu Ahmet Moran seni birini öldürdüğüne inandırdı, öyle mi? Katil olduğuna inandırdı seni. Evet. Neden böyle bir şey yapmış olsun? Bilmiyorum. Ailemize düşman olduğu için herhalde. Peki bunu o kişinin yaptığını nereden biliyorsun? Hani dedim ya, bir kavgaya karıştım. Evet. O kavgayı çıkaran çocuğu Ahmet Moran tutmuş. Çocuk geldi anlattı bana sonra.
Neden? Pişman mı olmuş? Neden gelip anlattı? Yok. Ahmet Moran'ın oğlu getirdi onu bana. O anlattırdı. Yavuz Moran. Ben de gittim aldım intikamımı. Buyurun. Rahatsız ediyorum doktor bey. Rica ederim Çiçek Hanım. Buyurun lütfen. Abimin ciddi bir durumu yok değil mi? Aslında bugün birkaç adım atabiliyor olması gerekiyordu tabii. Bakalım, yarın bir kez daha deneyeceğiz. Peki bugün niye yürüyemedi? Ameliyatın yorgunluğunu atamamış da olabilir üzerinden. Şu an bir şey söylemek için erken. Ne oluyor Savaş? Mustafa neden böyle söyledi? Niye böyle bir şey? Yavuz'un adını verdi. Doğru mu söyledikleri? Sen biliyor muydun? Hala? Anne, gel oturalım şöyle. Aa, Mustafa'nın duruşmasından çıktım şimdi. Nedir durum, anlat. Sana iftira ettiler ağam. Mustafa seni kışkırttığını söyledi. Anladım. Abi ne olmuş mahkemede? Kötü bir şey mi var? Yok bir şey. Neden canı sıkıldı o zaman? Abi doğruyu söyle bana. Yok bir şey dedim ya. Karar çıkmamış zaten. Duruşma ertelenmiş. Oğlum. Hadi şunu bana bir anlatın hele. Anlatacağız anne. Anlatacağız ama sakince dinleyeceksin. Tamam. Bu Yavuz'un karıştırdığı haltlar, başımıza açtığı belalar büyük. Çiçeği kaçırtan da o. Ne? Öz mü öz kardeşini mi? Aa! Sebep? Mustafa'ya silah verip kendi öz be öz babasını öldürten de o. Ay. Sen de duydun. Katil zannediyordu kardeşim kendini. Yavuz demiş ki, sen kimseyi öldürmedin. Babam öyle düşünmeni istiyor. Sonra da vermiş silah eline. Aa. Gencecik çocuk. Tutabilir mi kendini artık? Gitti vurdu Ahmet Moran'ı. Ay. Aman yarabbim. Ne diyorsun oğlum sen? Doğru mu bunlar? Hala doğru mu? Aa! Ay niye bana anlatmadınız öyleyse? Niye söylemediniz? Bunları taşımak kolay mı anne? Bir de kardeşi evdeyken bunları bilip de susmak kolay mı? Yavuz Bey, bizimle konuşmak istemişsiniz. Son geldiğinizde kimden şüphelendiğimi sormuştunuz bana. Evet, doğrudur. Kimseden şüphelenmiyorum demiştim. Doğru. Sonra düşündüm de... aslında bir düşmanım var benim. Öyle mi? Öyle. Evet. Şüphelendiğim isim... Savaş Baldar. Uyudu canım benim. Ay.
evlat nasıl da kıymetli değil mi Yasemin'cim? Olmaz mı hiç? Şahnur Hanım da oğlu için nasıl perişan oldu görmedin mi? Görünmeyecek gibi mi kızım? İçi acıyor insanın. Bu yetmez gibi. Yavuz'la ilgili de ne varsa öğrendi artık. Öfke dolu şimdi. Hem kızgın hem kırgın. Vallahi çok zor Yasemin. Düşünsene. İnsan yerine koyuyordu bu adamı. Şimdi özbeöz oğlunu katil ettiğini öğrendi. Bunu kabullenmek hiç kolay değil anne. Destek olmak gerekiyor Şahnur Hanım'a. Yaralı bir anne o. Nasıl olur Pala? Evimize geldi gitti, soframıza oturdu. Ama alttan alta başka işler çeviriyormuş öyle mi? Aynen öyle Fidan. Düşmanımız burnumuzun dibindeymiş. Peki ya Çiçek? Abisinin başında bekleyen, pervane olan Çiçek. Biliyor mu Yavuz'un nasıl biri olduğunu? Söyleyecek miyiz? Ne diyeceğiz? Abin babanın katili sayılır mı diyeceğiz? Bari bu kadarını bilmesin. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. Gizlemenin bir manası yok. O da abisinin kim olduğuyla yüzleşmek zorunda artık. Hadi abicim, biraz kalk şöyle. Bak yemeğin geldi. Sevdiğin çorbadan var. Kendim yerim ben artık. Yersin tabii. Ama yorma kendini. Savaş ağam. Ne oldu İsmail? Polis geldi de seni soruyor. Polis mi? Aa. Hayırdır inşallah. Telaşlanmayın tamam. Anlarım şimdi ne olduğunu. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar Savaş Bey. Biz tekrar ifadenize başvuracağız. Anlıyorum. Ne dedi size Yavuz Korkmaz? Efendim bu saldırıyla ilgili... Benden şüphelendiğini söyledi. Buyurun. Buyurun şöyle geçin. Ne ifadesi şimdi bu? Niye yeniden geldiler ki? Zaten ifadelerimiz alınmıştı. Ya durun bakalım. Belki son anda bir şey oldu, onu sormaya geldiler. Yavuz. Yavuz bir şey söylemiş olmasın? Suçu Savaş'a yüklemesin. Ha? Dur bakalım. Yeter artık istemiyorum. İyi peki. Yine aynı şeyler anlattım işte. Boşuna yorulmuş oldunuz. Görevimiz efendim. Yapabileceğim bir şey olursa ben buradayım biliyorsunuz. Sağ olun Savaş Bey. Yalnız soruşturma bitene kadar şehirden ayrılmamanızı rica edeceğim sizden. Anladım komiserim, tamamdır. Öyleyse iyi akşamlar Savaş Bey. Güle güle.
Bir şey yok canım, normal bu. Ne oluyor oğlum? Polis niye hala peşinde? Anne, bir şey olduğu yok. Birkaç şey sordular sadece. Niye İstanbul'dan ayrılmanı istemiyorlar? Yavuz'u senin vurdurttuğunu düşünüyorlar değil mi? Böyle saçmalık mı olur? Karına çocuğuna kurşun atlayacağını düşünememişler mi? Anneciğim, ortalığı velveleye verme hemen, sakin ol. Ha, sen yaptırtmış olsan da neden yaptın demezdim oğlum. Hak etmiş, alnından öperdim senin. Ha. Nazan, kızım ne oldu sana, rüzgar gibi yukarı çıktın? Ben baştan beri biliyordum yenge. O adamın her türlü pisliği yapabileceğini en baştan biliyordum. İyi de kızım, ne bu halin? O adam Baran'ın babasını öldürdü yenge. Bunu ne çabuk unuttunuz? Annem o katili eve sokarken beni evlatlıktan reddetmeye kalktı. Sırf Bora ile evlendim diye. Şimdi kendi yaptıklarının cezasını çekiyor. Öyle deme kızım, annendir. Hem nasıl perişan, görmüyor musun? Görüyorum. Mustafa'nın içeride olması çok canımı yakıyor. Ama ne yalan söyleyeyim, annemi üzülemiyorum yenge. Annem evlat ayırdı. Beni ezdi geçti. Yasemin. Efendim canım. Bak bakayım bana. Ne oldu sana? Hiç durmayacak değil mi bu adam? Hep seni huzursuz etmek için uğraşacak. Neymiş, senden şüpheleniyormuş. Kim bilir neler uyduracak daha. Yasemin, bir tanem, dinle beni. Polis bir yere ayrılma diyor. Bugün böyle, ya yarın, ya götürürlerse seni, ya ayırırlarsa bizden. Yasemin, korkma bir tanem. Bırak istediğini söylesin. Nasıl olsa bir şey çıkmayacak. Ama sen böyle telaşa kapılırsan o istediğine kavuşmuş olur. Tek amacı bu zaten, biliyoruz bunu değil mi? Bak, yarın doktora gideceğiz. Bebeğimizi göreceğiz. Bunu düşün sadece. Bundan daha önemli bir şey yok. Bana mı bakıyordun uyurken? Hı hı. Karıma bakıyordum, evet. Çok uyumuşum. Annelerin dinlenmesi gerek. Şirkete gidiyorum ben. Sonra gelip alırım seni, doktora gideriz, tamam mı?
Hoş geldin Şahnur Ana. İyi misin Şahnur Ana? İyiyim elbet. Abini ziyarete geldim. Çıkınca beraber eve gidelim diyeceklerim var sana. Ben abimi bırakıp gelemem şimdi. Sen bilirsin. Akşam konuşsak olmaz mı? Hayırdır? Ne oldu ki? Efendim Ceyda. Merhaba Yasemin. Rahatsız ediyorum, kusura bakma ama acil bir durum var. Nedir? Bir iki imza almam gerek senden. Deterjancıların işiyle ilgili. Ajansa gelecek misin? Geleceğim ama dışarıda işlerim var. Geç kalır mıyız? Yasemin sıkma sen canını. Eğer istersen ben uğrarım size. Tamam, iyi olur, sağ ol. Tamam, görüşürüz. Bu ellerimi açıp Allah'a yalvardım ben. Yavuz torunumu bana bağışladı. O da tez vakitte şifalar bulsun diye dualar etti. Keşke kırılsaymış elim. Bakma bana öyle yılan gibi. Evimize girip çıktın sen, suyumuzdan içtin. Bizden ne düşmanlık gördün de bunları yaptın? Ha? Oğlumu katil ettin Yavuz. Doğru değil bu. Sus! Delikanlı çocuğun eline silah verince ne yapacağını sandın? Ha? Çok iyi biliyordun ne yapacağını. Şurama hançeri sokmuşsun da duymamışım ben. Çiçekten ne istedin? Kardeşinle ne zorun vardı senin? Biz üzerine titrerken sen kaçırıp karanlığa fırlattın kızı. Ya hiç mi vicdanın yok senin? Ah! Bendeki suale de bak. Tabii ki yok. Şimdi de oğluma çamur atıyorsun ha? Sana kurşun sıkanın o olduğunu söylüyorsun. Artık yeter Şanur Hanım. Adımı sakın ağzına alma. Kan dolu senin ağzın, kan! Kan! O yüzden değil mi? O yüzden uğraşıyorsun. Kan davası başlasın diye. Doyamıyorsun. Doyamıyorsun. Şahnur Hanım, dünyadan haberin yok. Oğlum babamı vurduğu zaman kan başlamadıysa kim durdurdu sanıyorsun? Kim engel oldu? Nefes alır gibi yalan söylüyorsun. Ha? Hanım ağa, iyi misin? Bence bu. Ama zemin başka bir renk olmalı. Daha açık, daha yumuşak. Yazı iyice patlasın. Evet olur. Bunu veriyoruz o halde. Sen hangisini beğenmiştin? İlk gösterdiğimi. İtiraz yok mu? Kabul ediyorsun yani beni beğendiğimi. Müşteriyi sen tanıyorsun. Daha önce de yaşadık. Emin olduğumuzu sununca başımız ağrımıyor, öyle değil mi? Çiçek nerede? Buradaydı hanım ağa. Hava almaya çıkmıştır büyük. Bakayım mı ben? Yok tamam, bırak.
Hala aklım almıyor Pala. Ay insan bütün bunları nasıl yapar? Ben de önce konduramadım ama doğrusu bu. Yasemin ablanın bir arkadaşı gelmiş. İyi, hoş gelmiş de sen niye böyle gülüyorsun? Ben mi? Hiç. Pelin mi? Hani şu uzun boylu güzel olan. Ya yok, Ceyda dedi. Öyle mi? Yasemin'in ortağı. Ben bir merhaba diyeyim şimdi, ayıp olur. Bu reklamcıları seçip de mi alıyorlar? Hepsi çok güzel. Haldun, gel oğlum. Siz benim oğlumla tanıştınız mı? Tanıştık ama pek konuşmadık. Hemen kayboldu. Hasta falan değilsin değil mi? Yo, iyiyim. Hasta gibi mi görünüyorum? Hayır ama okulda değil burada olduğuna göre bir mazeretim vardır dedim. Tatildeyim. Oo, ne güzel. Kıskandım vallahi. Bizim işin hiç tatili yoktur. Abi. Daha doğrusu dinledim konuşmalarınızı. Nasıl söyleyebilir sana böyle şeyler? Sen Ömer'in, Yasemin'in hayatını kurtardın. Savaş bana saldırdıktan sonra aramıştım seni, hatırlıyor musun? Hakkımda abuk sabuk şeyler söyleyebilirler, inanmayacaksın demiştim. Kim inanır bunlara abi? Nereden çıkarıyor bunu? Sadece Şahnur değil, hepsi inanıyor. Neden? Düşmanlık. Böyle bir şey çiçek. Nedeni nasılı yok. Anladın mı şimdi neden değiştirdim ifademi? Neden savaştan şüphelendiğimi söyledim? Yok etmek istiyorlar beni. Her şeyi benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Şu hale bak. Mustafa babamı öldürdü ama onlara sorarsan suçlusu benim. Silahı verdimse git ona babamı vur mu dedim. Beni senin kaçırttığını söyledi. Gözümün bebeğisin sen benim. Sakın inanma onlara. Tek bildikleri bu. İftira. Memnun oldum. Ben de. İyi günler, görüşmek üzere. İyi günler Ceyda Hanım, güle güle. Teşekkür ederim, görüşürüz. Hoşça kal.
önemli değil. Konuşurum sonra. Buyurun Yasemin Hanım. Merhaba Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Savaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun Yasemin Hanım, başlayalım isterseniz muayeneye. Bugün daha iyisiniz değil mi? Kalkabileceksiniz. Evet, iyiyim. Güzel. Hadi bir deneyelim o zaman. Hadi. Odanın içinde birkaç adım atsanız yeter. Ha gayret. Evet, hadi beraberce görelim bebeği. Bakın. İşte burada. Ah, bebeğimize bak. Görüyorum bir tanem. Çok sağlıklı, çok huzurlu bir bebek bu. Bu ne? Kalp atışları mı? Evet. İçimdekileri bir bir döktüm, rahatladım. Ama eve dönene kadar yine burama kadar doldum. Ay ne büyük belaymış bu adam. Ne biçimi illetmiş. Sakin ol abla. Vallahi başka bir şeye karacak derdimiz. Hastalanacaksın maazallah. Yapma böyle. Bir de kalkmış, kanı ben durdurdum diyor. Yani diyor ki, istersem yine ben başlatırım. Yavaş. Basamıyorum doktor. Ayağımı basamıyorum. Niye yürüyemiyorum doktor? Neden basamıyorum ayağımı? Ne saklıyorsunuz benden? Abi. Sakin olun Yavuz Bey. Uğraşmaktan başka kimseye bakamazsın. Amin. Kurşunlardan biri omuriliğe gelmiş ve sağ bacağı hareket ettiren siniri parçalamış. Ne demek bu? Yürüyemeyecek miyim? Bugün bir kere daha denemek istedim. Ama artık eminim Yavuz Bey. Sağ bacağınızda ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Abi. Sus Çiçek. Sus. Her şey yolunda, içiniz rahat olsun. Bebeğinizin durumu gayet sağlıklı, gelişimi düzenli. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Cinsiyeti ne zaman belli olur? Biraz daha vakit var onu görmemiz için. Beklemek biraz zor olacak. Hem zor hem de çok güzel. Kalkabilirsiniz artık Yasemin Hanım. Buyurun.
abim benim. Sen hayattasın ya. Onca kurşuna rağmen dayandın ya. Bunu da atlatacaksın. Biliyorum kolay değil. Ama sen neleri alt ettin? Allah kahretsin. Kahretsin! Canım. Hep sarıl böyle. Hiç bırakma. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Kilitlemek için şu kolu çekin. Ayaklarını şöyle koyarsa daha rahat oturur. Bir iki gün belki zorluk çekebilir hastamız ama kolaydır kullanması. Sağ olun. Çek şunu gözümün önünden. Tamam abi. Tamam deme Çiçek. Çek şunu hemen, çek. Merhaba Hakan. Merhaba Çiçek. Arayamadım seni, kusura bakma. Başımı kaldıramadım işten. Estağfurullah. Önemi yok. Abin nasıl? Çiçek, iyi misin? Lara'yı bir arkadaşına bırakıp sonra da sana uğrayacağım. Uygun musun? Sağ ol Hakan. Ama abim iyi değil pek. Ben de konuşacak durumda değilim. Tabii, anlıyorum. Bak, benim yapabileceğim bir şey var mı? Düşünmen yeter. Sağ ol. Ne demek, geçmiş olsun Çiçek. Ararım yine. Hoşça kal. Güle güle. Bunlar beklediğimiz tepkiler Çiçek Hanım. Kötü bir haber aldı abiniz. Sakinleştirici verdik. Daha iyi şimdi. Yarın psikiyatrımız görecek kendisini. Onun da yardımı olacaktır. Aslında siz de bir muayeneden geçseniz Çiçek Hanım. Sizin için de zor bir durum bu. Abimden başka hiç kimse için zor değil Doktor Bey. Sağ olun. Anlıyorum. Nasıl isterseniz. İyi akşamlar. Duyuyorum Çiçek. Efendim abi? Söylemediğin ne varsa duyuyorum hepsini. Bu evde nasıl yaşarım diye düşünüyorsun. Abine bunca iftira atılırken yüzlerine nasıl bakarım diye düşünüyorsun kendi kendine. Halbuki ben orada dur diyordum sana, değil mi? Savaş'ın karısı olduğunu unutma deyip duruyordum. Artık Yasemin de orada yaşıyor.
Biliyorum. Haberim oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldim. Kuru gözüm benim. Hoş geldiniz çocuklar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Oğlum. Aç mısınız? Değiliz anne, sağ ol. Ama ben bir kahve içerim. Gel oğlum, gel bakalım. Benim. Kiraz. Kızım bak bir bana bakayım. Aa anneciğim. Özledin mi oğlum sen? Babam he? Geldi. Sana haksızlık etmeyeceğim Çiçek. Ne demek bu abi? Söyleme böyle şeyler. Yok. Tam sırasıdır konuşmanın. Orada kalmak zulüm sana. Daha fazla ezilmeni istemiyorum artık. Çiçek. Boşanmak istiyorsan eğer, ben yanındayım. Her türlü desteği vermeye hazırım sana. Abi. Ciddi mi söylüyorsun? Ama çok tehlikeli değil mi bu abi? İki aşiret de istemez bunu. Kan dökülür. Korkuyla yaşanmıyor Çiçek. Dedim ya, yanındayım. Senin mutluluğun için göğüslerim bu tehlikeyi. Güven bana. Abi! Uyudu mu anne? Uyudu anneciğim. Savaş, kafama takılan bir şey var benim. Nedir anne? Bu Yavuz. Tamam da ne demeye Yasemin'le torunumun önüne attı kendini? Yani niye böyle bir iyiliğe kalkıştı? Asıl soru, Yavuz Yasemin'le Ömer'in hayatını mı kurtardı? Yoksa onları tehlikeye mi attı? Ne? O kurşunlar Yavuz'a atıldı anne. Çiçek, gelsene kızım. Çiçek durmasana orada. Seni bekliyorduk biz de, gel. Neden? Bitmedi mi abim hakkında suçlamalarınız? Çiçek. Kendine gel. Kusura bakma Savaş. Susamam artık. Hiçbirine inanmıyorum duyduklarımın. Mustafa'yı kışkırtan da abim değil, beni kaçıran da abim değil. Hiçbirine inanmıyorum. Nasıl söyleyebilirsiniz bunu? Abimin bana bunu yapabileceğine nasıl inanırsınız? Çiçek, seni kaçıran adamları ben buldum. O adamları abin çağırdı İstanbul'a. Ben hesap sormaya giderken de öldürüldüler. İstemiyorum. Bunları duymak istemiyorum. Yeter artık Çiçek. Hayal aleminde yaşıyorsun. Hayal aleminde değil. Hiçbir değerim olmadan bu evde yaşıyorum. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Abim sizi kurtarmak isterken sakat kaldı. Sakat mı kaldı? Sakat kaldı ya. Yürüyemiyor abi. Bari daha fazla iftira duymasın. O da ben de. Çiçek.
geçeceksem Savaş, sen de tek huzurlu bir adım atamayacaksın. Başını yıkacağım dünyayı. Yavuz önlemini almış. Çiçek'le gerekenleri konuşmuş. Girebilir miyim? Tabii, gel. Oturmaz mısın? Lara yok mu? Dedim ya, bir arkadaşında. Hakan, rahatsız ediyorum ben seni. Etmiyorsun Çiçek. Otursana. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Ne oldu? İyi görünmüyorsun. Su getireyim sana. Teşekkür ederim. İyiyim aslında. Tokat yemek acıtır yani. Ama acıyı tokattan sonra hissedersin. Bugün içim acıdı benim. Sarsıldım. Dağıldım. Ama toparlanacağım. Çok kararlıyım. Hiç böyle görmemiştim seni. Nasıl? Böyle. Delirmiş gibiyim değil mi? Yok, değilsin. Öyleysem de öyleyim. Ne yapayım? Bir tek burası vardı kaçıp gelebileceğim. İçer misin? Dert doldu, tasa doldu, gönül kesesi. Baharların, yazların çıkmıyor sesi. Gün oldu, gece oldu, gitmedi yüzü. Çok şey eksik, çok şey yarım, canın yaşlı gözü. Kuru bir ayaz kapımda, kış kıyamet, ah yokluğu. Aşkım o mule.